Şöyle yandan başlayalım. Buradan başlayalım bakalım. Sefer şöyle yapıp bir kere de mi çekeceğiz? Birkaç kere çekeyim. Bir kere çekip bırakıyor mu? O zaman ben çok yapıyorum demek. Anneminki gibi oldu. Annem demek ki daha çok üzüldü galiba. Hatırlamıyorum. Biraz tutmak mesele. Ya beklete beklete bir kere çekeceğiz. Şöyle yavaş 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 yavaş. Galiba böyle. Kendi sesimi duyabilsem keşke, gerçek sesim. Ya da benim mi gerçek sesim de dışarıdan duyulan benim sesim? Acaba baba sen nasıl kendi sesini nasıl alıyorsun? Ya herkes kendi sesini aynı duyuyorsa ama daha çok kalın duyuyorsa. Benim ne dediğimi. Saçım yandı. Saçım Dur bir ağrıyor. de sonik ayar açayım bakalım. Titreşim yapsın. Titreşiyor şu anda. Hadi Vay. bakalım. Devam. Şimdi dur Evet. üstten bir tutam daha alabiliyorum şuradan. Maşallah. Sonik titreşimler. Çok garip. Kendi aldığım sıcak nasıl kendi saçımı düzleştiriyor? Kendi aldığım sıcak Sen kendi. yapma, ben yaptığım düzleştirmeyi bozarsın belki. Bozmam seni. Bozum. Şu alt tarafı niyeyse tutmadı. Hı. Düşünüyorsun. Yeni mi geçti? Yani biz Çok ilk defa garip. deniyoruz. Bu böyle mi yapılır? Oradan mı alınır? Gibi yorumlar olmasın lütfen. Yoksa silir. Deneme yanılma. Öğreniyoruz. Annem gibi tecrübeli başlıyor. Zaten Yani. annemin saçını sen Kuaför olmadığımıza göre düzleştirmiyorsun. saç düzleştiriciyi ilk defa Dile kullanıyoruz. dönmedi. İlay gibi. Çok tatlı. Biraz yavaş ilerliyoruz ama olsun. Biraz da bu taraftan şurada bir. Ya deyince aklıma ördek geldi. Ördek geldi. Deyince aklıma neydi ya? Dakinya'dan sonra da kim geldi? Ondan sonra Dakay geldi. Ondan sonra neydi? Atom Karınca geldi. Efsane diyeceğim. Değil mi Evet. Sus kız, kepaze etme bizi. O bir efsaneydi, efsane. Zamanla tecrübe kazandıkça daha hızlı yaparız herhalde. Biraz yavaş ilerliyor. Ama soğuyor işte. Heh, bu.
bu kadarı düzleşti. Bunlar evinde kalmak zorunda, yoksa kaçırırsın falan. Olacak. Alttaki düzleşmiş saçları kaçırıyorum falan. Yani belki fazla mı çekiyorum acaba? Normalde bir kere çekip bırakmam mı lazım acaba? Hı. Bilmiyorum sana sen, kal. Sen de bilmiyorsun değil mi? Annemin ne kadar çektiğini hatırlamıyorum çünkü. O kadarı düzleşti. Yarısı. Bu arada onu hangi kanal? Bugün göreceksin. Ben namusumuz TV'ye göndereceğim. Düşünmüştüm. Zaten şey TV, no. Geri gelme. Kameranın açısından dışarı çıkar. Kendimi evet. Yukarıya çekiyorum. Hadi bakalım. Biraz da şu taraftan çalışayım. Bak saçım gitti. Saçım kendisi. Ondan yarıya geldim şimdi bu taraf. Onda 5. Onda 5'i bitti. %50. 50-50. Acaba ne kadar saç telim var? Biraz ama, da kırkarak geleyim bari. Ama her saçımı çektiğimde yeni bir saçım düşüyor. Ama kesinlikle ilk kullanıma rağmen yanık kokusu, duman öyle bir şeyler yok. Bazılarında var hani ilk kullanımda koku yapabilir, duman çıkarabilir diye yazıyor bazı modellerde. Bunda yok yani. O özelliği iyi. Bu tarafa doğru mu? Dur bir dakika, şuradaki saçı da aldım. Bekle. Her saçımı çektiğimde yeni saçlarım düşüyor. Dur şöyle ben üstten alayım da. Saçım zaten çok fazla. Ben dibe kadar yaklaşabileyim. Şimdi daha çok düşüyor. Neden sonra? Götüyor. Bazı yerler ıslak, çıtır çıtır ses geliyor değil mi? Bak yine saç düştü. Yine. Tam istediğim gibi olmadı. Son bir kere daha şöyle bir çekeyim. Islak yerler çıtır değil. Duydun mu sesi? Aa dur! Alttaki daha yapılmamış yeri de alıyorsun. Hı. Sen dur. Şurada bitmemişti. Bunu da alıyordun. Ya benim saçım çok tükürdü. Acaba saniyede kaç tane? Aha bak. Evet, şey. Orada da mı var? Evet. Yaptım aslında da bu kadar oldu yani. Yok orası. Tamam, bir kere daha yaptım oraya. Bekle sen hemen saçı alma, boşver, böyle burada kalsın. Yoksa ben nereye aldım, nereye almadım bilemiyorum. Tutunca yapmadığım yerleri kalıyorsun. Elin yanar, ne yapıyorsun? Yapıyorum. Altından bir üstünden yapıyorum. Kesin birisi yorum yapar. O öyle mi yapılır der. %100 değil mi? %1 Tamam tut hadi şurayı şöyle. %1 milyar oktrilyon birisi. O saç öyle mi düzleştiriliyor? Evet. Yorum yapar. Bakalım evet. İlk kim yapacak? Onu da hemen. Hı? Ay, sileriz.
Kıymet diye bir şey yok sanki YouTube'da. İşte o yorumu sileriz değil mi? Evet, hiç akıl etmiyorsun ki. Aa, azaldı, geldim sonuna. Oley. Bakma işte onu açık saçta. Ya kaç tane hesabı var alanı YouTube'da? Onu bile bilmiyorum. Şöyle şöyle. Şöyle tutsana şu. Her fırsatta kanal mı açıyorsun? Açıyorum. Şimdi bir dakika dur. Her yerini dolaştım. Unutmam yer yoksa. Şurada bir tane uç kısmında kıvırcık yer var. Onu bir düzelteyim. Sonunda oley, I'm 190 happy. yapmışım yanlışlıkla. Happy happy. Şimdi şu eksi tuşuna 3 saniye basıyorsunuz. Şu anda düzeltme moduna geçiyor. Touch up. Yani bir kere tamamını bitirdikten sonra bir kere daha dolaşmak istiyorsanız 3 saniye eksiye basılı tutuyorsunuz, sonra artıya basınca geri geliyor. Tekrardan şöyle bir hızlı düzelteyim derseniz. Büyük büyük alarak. Öyle yazıyordu kullanma kılavuzunda. Touch up modunu alıp hızlıca bir dolaşabiliriz. Zaten gayet güzel. Güzelmiş. Şimdi saçım toplayayım. Hı? Şimdi saçım toplayabilir miyim? Dolaşmayı işini bitirelim. Şurada bir yer var. Ya unuttum bunu ben. Çok düz durmuyor. De şu taraftan büyük büyük parçalar olarak burada bir parça var. Küçük bir yer. Düzleşmemiş. Yine saçım düştü. Her çiftim böyle oluyordu. Yani düzleştirmeyi bitirdikten sonra touch up yazıyor şurada. Altta touch up diye derecesi yazmıyor. Derece yok. Yani şu, belki de saça göre kendi ayarlıyor da olabilir. Touch up modunda. Şu anda hala sıcak yani soğumadı. Düzeltme modu diye biliyorum. Öyle anladım. Kullanma kılavuzundan. Bittikten sonra saç diyor. Şimdi artı tuşuna bastığınızda tekrar derecesini gösterdi. Şuradan da kapatma tuşuna basıyorum. Zeynep bozma bir saniye. Ve tarafla bir geçeyim. Ne kadar düz olduğunu aradaki farkı görelim. Şurada birkaç bir yer, uç kısmında düzlemeyi unuttuğumuz yer var. Olsun, o kadar da kalsın. Öğrendikçe, tecrübe kazandıkça daha düzgün hale getirebiliriz.
Şurası. Şurayı soğumamıştır daha. Bir kere daha yapayım mı? Sizce harika. Evet, oldu o da. Dur. Burada sıkıntı çıktı. Saçını özlemedi bir düz halinin resmini çekeyim. Ay çok fena. Bozma, böyledir. İşte bitti. Kaç dakika olmuş bakayım videodan. 15 dakika olmuş ama bu tecrübesizlikten şurada çizgi halinde bir kıvırcık yer daha var Zeynep. Onu da yapayım. Gerek var. Yapayım madem. İşte bu. Bitti. Gayet güzel. Ben burada telefonu çıkarıp yakından göstereyim. İşte böyle. Tecrübe kazandıkça biz bunu 10 dakika bile sürdürmeden yaparız. Yani 7-8 dakikada yapacağımı düşünüyorum.